Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çıtır çıtır saray böreği lezzetinde el açması tadında şahane bir patatesli börek tarifim var. Özel sosuyla şahane bir patatesli börek oluyor. Benden söylemesi anında tepsideki börekler bitiyor. Bunu dilerseniz ıspanaklı, peynirli, kıymalı olarak da yapabilirsiniz. Sosuyla çok lezzetli olan bir börek. Öyleyse hemen tarifime geçelim. Öncelikle vereceğim ölçüler 7 adet yufka ile yapılmış olacak börekler. 3 yufkadan oluşanları buzdolabına koydum. Diğer kalan 4 adet yufkayı tepside pişirdim. Sizlerle sunum yapacağım. Dilerseniz malzeme ölçülerini yarıya indirebilirsiniz veya benim yaptığım gibi bir kısmını buzluğa koyup bir kısmını da pişirebilirsiniz. 4 adet büyük patateslerimi güzelce haşladım. Haşladıktan sonra kabuklarını soyuyorum. Dilerseniz patateslerin kabuklarını soyup o şekilde de patateslerinizi haşlayabilirsiniz. Ama ben hep e, yıllardır annemden gördüğüm bir şekilde annem hep bu şekilde haşlardı. Ben de, de alışkanlık olduğu için patateslerin kabuklarıyla haşlıyorum. 4 adet büyük boy patatesimi haşladım. Kabuklarını soyuyorum. Patateslerimi kabuklarını soyduktan sonra bıçak yardımıyla küçük parçalar oluşturuyorum. Dilerseniz patates eziciyle de direkt büyük haliyle de ezebilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay bir şekilde ezildiğinden dolayı ben önden bir bıçakla kesiyorum. Uygun bir tavamıza bir çay bardağından bir parmak eksik kadar sıvı yağımızı ekleyelim. İç harcımız patatesimiz çok olduğu için sıvı yağ miktarını bu şekilde ekleyelim. Yağımızı döktükten sonra içerisine 2-3 adet kuru soğanlarımızı küp küp doğrayalım. Sıvı yağında kavuralım. Soğanları kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar salçamızı ilave edelim ve kavuralım. Soğan ve salçalarımız kavrulduktan sonra ezdiğimiz patateslerimizi ekleyelim. Hepsini güzelce karıştırarak harmanlayalım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim ve 1 çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Şimdi böreğimizin sosunu yapmaya başlayabiliriz. 2 su bardağı sıvı yağımızı uygun bir kabımıza alalım. 1,5 yemek kaşığı sirke ve 4 yemek kaşığı kadar unumuzu ilave edip el çırpıcısıyla çırpmaya devam edelim. İlk yufkamızı açalım. 8 parçaya bölelim. Eğer daha kalın olmasını istiyorsanız 4 parçaya da bölerek sarabilirsiniz. Yufkalarımızı 8 parçaya bıçak yardımıyla kestikten sonra öncelikle yufkamızın üzerine bir fırça yardımıyla sosumuzu sürelim. Tamamen bu böreğin çıtır çıtır olmasındaki sır sosunda sosu bu böreği çıtır çıtır yapıyor. Sosunu sürdükten sonra patatesli harcımızdan sürelim ve içeri doğru sararak kapatalım. Bütün yufkalarımızı bu şekilde yaparak yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. 4 adet yufkadan bir tepsi kadar bolca börek elde ettim. 3 adet yufkayı da aynı bu şekilde sardım ve buzluğa dondurucuya koyup aniden gelen misafirlerime servis etmek için paketledim. Buzluktan çıkarıp servis etmek istediğiniz zaman hemen fırına buzlu bir şekilde verebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde pişecektir. Çözülmesini beklemeden o şekilde fırına verebilirsiniz. Böreklerimizin üzerine yumurta sarısı sürelim. Böreklerimiz hazır. 180 derecelik önceden ısıttığımız fırında böreklerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Böreklerim pişerken buzluk için sardığım böreklerimi de birkaç saat buzdolabında dondurdum. Gördüğünüz gibi bu şekilde plastik kaplara koyup streç filmle kapatıp hiçbir şekilde buzdolabı kokusu olmadan muhafaza ediyorum. Gördüğünüz gibi şekilleri de hiçbir şekilde bozulmadı. Böreklerimiz çok güzel pişti ve kızardı. Çıtır çıtır oldular. Hemen yakından da iç dokusuna ve çıtırlığına bakalım. Gerçekten çok lezzetli ve çıtır çıtır börek oluyor. Hazır yufkadan yaptığımı kimse anlamadı. El açması zannettiler. Sizler de bu tarifimi deneyin. Misafirlerinizle ikram edin. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni tarifler sunabilmem için videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.